Bu videomuzda sizlerle balık tuttuğumuz meraları paylaşacağız. Tek tek bütün meraları gösterip hangi meralarda hangi balıkların çıktığını anlatmaya çalışacağız. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Oltası sıda olana rast gelsin. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. Evet, hızlıca başlayalım. Sizlere anlatmak istediğim meraların ilki Kum Mahallesi. Kum Mahallesi nerede arkadaşlar? Kum Mahallesi Sakarya Nehri'nin batı yakası. Batı yakasından başlar, 2 kilometre, 3 kilometre batıya doğru devam eder ve buralar av olarak gayet verimlidir. Kum Mahalle'ye nasıl gidersiniz? Kum Mahalle, Sakarya Nehri üzerinde bulunan Yeni Mahalle Köprüsü'nden kıvrılarak nehir boyunca devam ettiğiniz zaman bu meraya ulaşabilirsiniz. Kum Mahallesi'nde hangi balıklar var? Kum Mahallesi'nde lüfer, çinekop, levrek, istavrit, kefal, kalkan, bu balıkları buralarda avlayabilirsiniz. Tabi hepsini mevsiminde avlamanız gerekiyor. Onun haricinde Kum Mahallesi'nin hemen sağ tarafındaki mendireğin dibinde de eşkina, minekop, barbun ve iskorpit avları gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi mera gayet geniş ve düz. Ulaşım açısından problemsiz, olta atmak açısından gayet elverişli bir mera. Sizlere bahsetmek istediğim ikinci mera Yeni Mahalle Boğaz. Yeni Mahalle biliyorsunuz Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü nokta. Bu boğazın doğu ucundan bahsedeceğim size. Videoda da detaylı olarak görüyorsunuz. Boğazdan itibaren, Yeni Mahalle'nin boğazından itibaren doğuya doğru ilerledikçe mera devam ediyor. Meranın tamamı kumsal. Hiçbir değişiklik yok. Mera'ya arabanızla çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bunun haricinde çok çeşitli balık avları yapabiliyorsunuz. Burada ne balıkları var? Lüfer, çinekop, levrek, istavrit, eşkina, minekop, kefal ve barbun avlarını bu merada çok rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Evet, şimdi sıra bir başka meranın tanıtımına geldi. Bu meranın adı Tahtalıköy. Tahtalıköy merası adını hemen başında bulunan bir beach'ten alıyor. Burada şezlonglar var, kafeterya var hemen sahil kenarında. Adı da Tahtalıköy, adını buradan alıyor. Tahtalıköy son 2 senedir oldukça verimli bir mera. Bu meradan zaman zaman güzel lüferler, güzel çinekoplar, sarı kanatlar aldık. Levrekler alındı ayrıca bu meradan. Mera Karasu'daki diğer meralara oranla biraz derin, yani Karasu'nun derin meralarından bir tanesi burası. Burada da çok çeşitli balık tutma şansımız var. Mera'nın doğusunda liman, batısında Sakarya Nehri var. Burada tutabileceğiniz başlıca balıklar levrek, lüfer, çinekop, barbun, kefal, kalkan avı burada çok fazla bir şekilde yapılıyor. Gece yemli avlarda da oldukça verimli bir mera. Bu da bir kenarda kalsın. Tahtalıköy'den ayrıldıktan sonra doğu yönünde ilerlemeye devam ediyoruz. Bu seferki meramızın adı Son Dalga Kıran. Arkadaşlar, Son Dalga Kıran
dememizin manası şu. Biliyorsunuz bizim sahilimizde dalga kıranlar var. Batıdan doğuya doğru uzanıyor. Size tarif etmek istediğim mera son dalga kırandan başlıyor ve doğuya doğru ilerliyor. Burası da bizler için önemli bir mera. Burada balık popülasyonu biraz daha değişiyor. Yine burası zaman zaman derin, zaman zaman sığ bir hal alıyor. Hemen sol tarafında kayalıklar olması hasebiyle de farklı balık çeşitleri de bu tarafa yaklaşıyor. Diğer meralarımıza farklı burada keyifli zargana avları gerçekleştirebiliyorsunuz. İlkbaharın sonunda istavriti en çok ve en keyifli şekilde burada avlayabiliyorsunuz. Daha sonra burada yine lüfer, çinekop, sarı kanat, zaman zaman levrek, kefal, kalkan avları, pisi balıkları var. Daha önce LRF avlarımda pisi balığı avlamıştım bu merada. Barbun var, dil balığı var. Bu balıklar burada avlanabilir. Burası şehir merkezine yakın bir mera. Zaten son dalga kıran dediğimiz zaman, haritalarda baktığınız zaman aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz, çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir mera. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Sizlere tanıtmak istediğim şimdiki mera ise Küçükboğaz Gölü'nün ön tarafları. Küçükboğaz Gölü'nü zaten pek çoğunuz biliyor, bilmeseniz de haritadan yerini çok çabuk görebiliyorsunuz. Devlet Hastanesi civarında bir mera. Bu mera da balık popülasyonu açısından oldukça zengin. Çünkü gölden çıkan değişik kokular, sıvılar ve tatlar pek çok balığı buraya çekebiliyor. Burada başta zargana avı, istavrit avı, kefal avı yapılabiliyor. Ondan sonra sezonu geldiği zaman lüfer avları, çinekop avları gerçekleştirebiliyorsunuz. Denk getirebildiğiniz zaman levrek de burada yakalayabilirsiniz. Ayrıca kalkan avı için de kullanılıyor. Fakat burada kalkan avı yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü kalabalık bir mera. Çok rahat edemezsiniz. Ya da oraya bir şekilde dinlenmeye ya da balık tutmaya gelen insanları rahatsız etme ihtimaliniz çok yüksek. O açıdan burada kalkan avlarını pek tavsiye etmiyoruz. Meramız böyle. Küçükboğaz Gölü merası son dalga kıranlardan sonra gelen bir mera. Son dalga kıranların doğu tarafına ilerliyoruz. Dikkat edin, en batıdan en doğuya doğru ilerleyerek sizlere meraları tarif ediyorum. Bu doğrultuda dinlerseniz sizler için daha faydalı olabilir. Şimdi tanıtacağımız meranın adı ise Harabeler olarak geçiyor. Harabeler isimli mera bu sezonun en popüler merasıydı. Her yerden insanlar özellikle bu meraya geldi. Bu mera bu sene güzel balık yaptı ve pek çok insan burada avlanma şansına sahip oldu. Harabeler özellikle bu sene balık yaptı ama önümüzdeki seneler için aynı şey olur mu? Bunu bilmiyorum. Harabeler merası Küçükboğaz'dan sonra geliyor. Küçükboğaz'ın doğu tarafında kalan bir mera. Şimdi Harabeler merasına nasıl gidersiniz? İsterseniz Küçükboğaz'dan sahil şeridi boyunca yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. Bu mümkün. Ya da arabanızla ulaşabilirsiniz. Meranın dibine kadar araba park etme şansınız var. Bu merada özellikle lüfer, çinekop ve zargana avları yapılabiliyor. Derin bir mera. Bir de bir özelliği daha var. Sahilin pek çok bölgesinde yüksek dalgalar varken harabelerde dalgalar çok fazla yükselmiyor. Böyle de bir özelliği var. Konum olarak haritalarda aratmak istediğiniz zaman hemen yanında Muhtarın Yeri adlı bir restoran var.
bu restoranın hemen dibi zaten buranın. Ve harabeler daha önce bir tatil yeri olarak geçiyor. Şu an kullanım dışı bir alan. Ekaya kampı olarak da geçmekte burası. Tutacağınız balıkları da söyledim. Burayı da geçelim. Şimdi doğu tarafta yeni bir merayı anlatmak üzere burayı sonlandıralım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi Karasu'da en çok sevdiğim meraların başında bulunan Haralomba'ya. Haralomba pek çoğunuzun duyduğu bir yer. Hemen önünde tekneler ve kayıklar var. Bol miktarda balıkçı barınağı var. Barbun zamanı buraya gelip kayıklardan, teknelerden taze taze barbun alıp evimize götürebiliyoruz. Haralomba güzel bir mera. Özellikle istavrit, zargana ve çinekop açısından son derece verimli. Bunun haricinde derin bir mera. Yine bununla birlikte dalganın kıyıları pek fazla etkilemediği bir yer. Yani Karasu'nun pek çok bölgesinde deniz olta atmaya müsait değilken, çok yüksek dalgalar varken buraya gelip şansınızı deneyebilirsiniz. O açıdan keyif veren bir mera. Buraya nasıl gelirsiniz? Burası harabelerden sonraki mera. Ya da şöyle tarif edeyim, Karasu'dan Kocaeli istikametine giderken hastanelerden sonraki kavşaktan sola dönüyorsunuz. Sola döndüğünüz zaman devam ediyorsunuz. Zaten deniz kıyısına kadar ilerlediğiniz zaman Haralomba sizin solunuzda kalacaktır. Bol miktarda tekne gördüğünüz yerin adı Haralomba. Bu merada bu şekilde kalsın. Zaten açıklamalarda da, sizden gelen yorumlarda da yerleri detaylı olarak tarif edeceğim. Sonraki meramıza geçiş yapalım. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Devam edelim. Haralomba'dan sonraki meramızın adı Ablanın Yeri. Ablanın Yeri merası adını burada bulunan bir restorandan alıyor. Haritalarda yazdığınız zaman adresi kolayca çıkabilecek şekilde ve bu meraya arabalarınızı çok rahat bir şekilde yanaştırabiliyorsunuz. Meraya çok fazla uzak kalmıyorsunuz. Keyifli bir mera ve oldukça bereketli bir meradır. Özellikle Ekim ayının sonlarından itibaren buralarda balık biraz daha hareketleniyor. Bu da aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu meradın zemini çok değişken, zaman zaman çok sığ, zaman zaman çok derin bir hal alabiliyor. Burada tutabileceğiniz başlıca balıklar barbun, kefal, çinekop, lüfer, zaman zaman istavrit, zaman zaman barbun balıklarını buralarda yakalayabilirsiniz. Ablanın Yeri'nin şöyle bir özelliği daha var. Derinlik haritalarına bakıldığı zaman sahilden çok az bir miktar denize açıldığı zaman aşırı derin bölgelerin olduğu haritalarda görülüyor. Bu da genel kültür olarak aklınızın bir köşesinde kalsın. Vakit kaybetmeden sonraki meramıza geçelim. Şimdiki meramız da Kumsal Tatil Sitesi. 2021-2022 sezonunun sonuna doğru Kumsal Tatil Sitesi önü çok hareketli geçti arkadaşlar. Günlerce buradan balık aldı ve özellikle maket sahtelerle balık almaya başardı. Tabi bunlar spinciler için verebileceğim bilgiler. Onun haricinde burada kalkan avları yapılıyor, zargana avları yapılıyor, istavrit avları gerçekleştirilebiliyor, lüfer, çinekop, kefal gibi avlar da burada yapılabiliyor. Zengin bir mera, yani gününe denk getirdiğiniz zaman, zamanına uygun zamanda burada olabildiğiniz zaman güzel avlar burada gerçekleştirebiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bu meraya nasıl gidiliyor? Bu mera Ablanın Yeri adlı meranın hemen doğusunda kalıyor. Zaten Google'a, haritalara Kumsal Tatil Sitesi yazdığınız zaman direkt bu meranın önüne gelebiliyorsunuz. Yine arabalarınızı meranın hemen dibine kadar yanaştırabiliyorsunuz. Çok fazla yol yürümenize gerek kalmıyor. Ve bütün meralarımızda olduğu gibi bu meralarda da mera tamamen
kumsal. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim size. Videoyu dikkatle izleyen arkadaşlar şunu fark etmiştir. Mera zeminleri hep aynı. Bu da şu anlama geliyor. Balık bir noktadaysa yarım saat sonra bir başka noktada olabiliyor. Yani noktası, merası yok bu işin. Balık her an her yerde olabiliyor. Sizlere düşen de balığa geldiğiniz zaman balık nerede, nereye gidelim sorusunu sormak yerine size belirttiğimiz meraları tek tek yoklamak olacaktır. Şimdiki meramızın adı da tahta iskele. Tahta iskele nerede? Bu mera kumsal tatil sitesinin yaklaşık 300-400 metre doğusunda. Buraya odun deposu da deniyor. Zamanında bu iş için kullanıldığına dair bilgiler var çünkü. Bu merada özellikle lüfer, çinekop sezonu esnasında ya da öncesinde güzel zargana avları gerçekleştirilebiliyor. Onun haricinde kefal ve kalkan avları buralarda yapılabilir. Tahta iskele sizlere daha önce belirttiğim meralardan biraz daha karasudan uzak olduğu için insanların pek fazla tercih etmediği fakat çok iyi balıkların olduğu bir mera. Bunu özellikle size belirtmek istiyorum. Yani bir kalabalık görüp hemen oraya olta atmak yerine size verdiğim bu meraları değerlendirmeniz bence sizler için hem daha faydalı hem daha keyifli diye düşünüyorum. Bu meradan ayrıldıktan sonra başka bir meraya gidelim. Şu an gittiğimiz meranın adı Çeşme. Çeşme adını hemen meraya gelir gelmez göreceğiniz bir çeşmeden alıyor. Hatta o çeşmeden su da akıyor. Balıktan çıktıktan sonra temizliğinizi de burada yapabilirsiniz. Güzel bir mera. Zaman zaman levrek veriyor. Zaman zaman zargana, kefal, kalkan, barbun avı yapılıyor. Özellikle bu meranın sağ tarafında dereye yakın, maden deresine yakın kısımda barbun avı yapıyor pek çok insan. İstavrit avladım mı? Ben hiç burada istavrit avlamadım. Genelde lüfer ve çinekopa geldim ama saydığım balıkları avlayan pek çok insan gördüm. Güzel bir mera. Biraz karasunun dışında, kalabalıktan uzak, rahat edebileceğiniz bir mera. Zaten sahilin hemen arkasında küçük küçük ağaçlar var, yeşil alan var. Ailenizle de gelip piknik yapabileceğiniz, kimsenin sizi rahatsız etmeyeceği bir yer. Burada aklınızın bir köşesinde bulunsun. Devam edelim. Birkaç tane daha meramız var. Şimdi de sizlere bahsetmek istediğim mera Maden Deresi'nin hemen batı kıyısı. Bu mera Çeşme merasıyla yan yana fakat Maden Deresi'ne sıfır bitişiğinde. Dilerseniz kıyıdan avlanabilir, dilerseniz Maden Deresi'nin ucuna yürüyebilirsiniz. Burada balık çok fazla çeşitli. Burada eşkina, minekop, istavrit, barbun, kefal, kalkan, pisi balığı, dil balığı, levrek avlama şansınız çok yüksek. Burası da yine sakin meralarımızdan biri. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Maden Deresi'ne çıktığınız zaman, kayaların üzerine çıktığınız zaman dikkatli olun. Çünkü ben her oraya gittiğim zaman bol miktarda yılan görüyorum kayaların içerisinde. Hani benim yılan fobim var olabilir ama yılan fobisi olan arkadaşların da dikkat etmesinde fayda var. Burası da kullanabileceğiniz meralardan bir tanesi.
sonraki mera için devam edelim. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Sıradaki meramız arkadaşlar Maden Deresi'nin doğu kısmı. Maden Deresi ile başlıyor. Doğuya doğru 100-150 metreye kadar gidiyorsunuz. Burası özellikle Yüfer Çinekop sezonunun sonlarına doğru çok güzel bir şekilde av verdi arkadaşlara. Onun haricinde bu bölgede tutabileceğiniz diğer balıklardan bahsetmek istiyorum. Eşkine var buralarda. Minekop var, kalkan var, kefal var, barbun var, istavrit var. Lüfer Çinekop sezonunda illaki buraya uğruyor. Şansınız varsa ya da peşindeyseniz levrek avlama şansınız da bu merada mevcut. Bundan sonra bir meramız daha var arkadaşlar. O meranın özelliği karasuya en uzak mera olması. Her zaman balık vermiyor ama balık verdiği zaman da çok kuvvetli balık veriyor. Gün boyu balık veriyor ve bu birkaç gün sürüyor. Birkaç gün sabahtan akşama kadar burada balık tutma şansınız oluyor. Şimdi o meraya geçelim. But you know I never fail. I'll give up everything daunting life. If I can see my dream. Evet, artık son meramızdayız. Bu meramızın adı İncir'in Dibi. Bir espriyle birlikte bu meranın adı bu şekilde kaldı. Bir meraya gitmek için Kocaeli ilçe sınırlarına kadar araba kullanmak zorundasınız, ulaşmak zorundasınız. Ondan sonra bu meraya varıyorsunuz. Bu meranın yolu biraz uzun. Bu mera Maden Deresi'nin doğu kısmında kalıyor. Maden Deresi'nin yaklaşık 400-500 metre doğusunda kalan kısım bizim son meramız. Keyifli bir mera. Yine araçlarınızı çok fazla uzağa bırakmadan avlanma şansınız var. Videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bizlerden haberdar olmak için, bizlerle irtibatınızı koparmamak için kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hepinize rast gelsin.